Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Videosunu çekmeyi gerçekten hiç düşünmüyordum. Ocak gözlerini boyadıktan sonra ocak demirleri ve ocak gözlerinin üst kısımları boyanır mı diye dener misin dediler. Ben de gittim apar topar boya aldım siyah olanından. Ocak gözlerinin video çektiğim gün birinci haftası. Hiçbir problem yok. Üzerine yağ çözücü sıktım, Araf sabunuyla temizledim. Yani yağlanmadı ama ben her ihtimale karşı ne olacak, ne bitecek diye denedim hepsini. Şu an hiçbir şey yok. Çok güzeller. Hala parlak şekilde yepyeni gibi duruyorlar. Onları göstereyim. Ondan sonra diğerlerini göstereyim. Hiç oyalanmadan hemen boyamaya geçelim. Bir saat bekliyoruz kuruması için. Ocak gözlerini şöyle göstereyim. Bakınız. Hala ilk günkü gibi. Hiçbir şeyleri yok. Ne rengi attı, ne karardı, ne bir şey oldu. Şöyle ışığa doğru hep tutuyorum. Bakın, hiçbir yerinde gerçekten hiçbir şey yok. Ya çözücü sıktım dediğim gibi bilerek, bir şey olacak mı, hani boya akacak mı vesaire. Hiçbir sorun yok. Yani hiç olacağını da zannetmiyorum. Koku falan zaten hiçbir şey yok. Boyamak isteyenler boyayabilir. Ocak gözlerinde böyle benim gibi uğraşıyorsanız hiç uğraşmayın. Isıya dayanıklı bir boya alın ve boyayın. Kodunu falan söyledim ben. Soranlara. Onun kodu vardı. Onu bir söyleyeyim size bir dakika. S904 ısıya dayanıklı gümüş boya. Şu şekilde kaseti boya. Ben bunun baktım Trendyol'da 90 liraya satılıyor. Bunun al. Buradan aldık. 65 liraydı. Çok da güzel bir boyaymış. Herhangi bir nalbur varsa yakınınızda boya satan yerler varsa oradan bakın. Isıya dayanıklı herhangi bir boya olabilir. Gümüş boya bunlar için. Onu söyleyeyim. Şimdi siyahı da göstereyim. Siyah da aynısını aldım. Bu boya güzel diye. Kasetini şu boyasını aynı şekilde siyah olanından. Ya çok üzüldüm. Ben normalde şu ocak gözlerinin iç kısımları var ya onları da boyayacaktım. Ama alyan bulamadım. Yani her boy alyan var. Bunları açacak alyan kaybolmuş yok. Saatlerce aradım ya bulamıyorum. Buraları da boyayacaktım. Yok açamıyorum onları. Çok moralim bozuldu. Oralar kalacak. Her şeyi denedim. Yok olmuyor. Açılmıyorlar. Çok vidalar sert. Zorlamak da istemiyorum. Bu sefer şey olacak. Vidalar gidecek. Hiç açamayacağım onları. O yüzden onlar kalacak. Diğerlerini yapacağız. Bu siyahın da kodunu söyleyeyim. S927 ısıya dayanıklı siyah. Aynı şekilde kasetinin boyası. Valla bilmeden etmeden aldım. Şans eseri ocak gözlerini deneyeyim dedim. Ama süper oldu. Vallahi hiç uğraşmayı demez. Neden bunu da çekiyorum? Ocak demirleri aynı şekilde döküm olanlar vesaire olanlar onlar yapabilir miyiz dedikleri için ben de sizler için deniyorum. Vallahi deniyorum. Bir şey olursa ne yapalım benim ocağı olsun. Bakın şimdi benim buralar öncesini zaten ben bunların hepsinin fotoğrafını çektim. Sonrasında göstereceğim sizlere. Bakın beyaz beyaz olmuşlar. Isıyla beraber gitmiş bunların her tarafları. Yağ falan yok ama gördüğünüz gibi böyle beyaz beyaz. Şimdi ocak gözleri parladığı için ocak gözüme batmaya başladı. Hele ki şunlar, şu üst tarafları. Onları bakın pas olmuşlar. Yağ çözücü uygulanmasından dolayı bunlar ne yapmış? Pas olmuş. Ya ne yapıyoruz? Batırıyoruz sıcak suya. İşte bilmem ne olsun. Onu sıkıyoruz, bunu sıkıyoruz. Eski haline dönsün diye ama dönmüyor. Bakın daha beter oluyor. Bunların da öncesini çektim. Sonrasında hep beraber bakacağız. Bu da böyle gördüğünüz gibi. Üstleri de şöyle olmuş bakın. Kendinden geçmişler. Işığa doğru tutuyorum ki iyi görün. Ondan sonra sonrasını zaten göstereceğim. Bir de şu zavallı var ya hani küçük ocağa konulan. Bu da gitmiş. Bunu da boyayacağız. Şunları boyayayım mı diye düşünüyorum. Bu hatta benim ısıdan dolayı eritmiş de eşim bunu döküm tavayla. Ben onu normal boyayla, ısıya dayanıklı boyayla boyamadım. Hani boyanıyor. Bunlar da boyanıyor da. Ben bunları da boyayayım ya. Bakın buraları falan çizilmiş. Hani olmaktan, bir şey yapmaktan. Ben bunları da boyayayım. Bunların da öncesini çektim. Düğmeleri de boyayalım. Diğer demirde fazla bir şey yok genelde çünkü bu tarafı kullanıyorum ya. Yani bunu da boyayacağım da renk fark etmesin diye. Vallahi gördüğünüz gibi böyle. Zımpara da şöyle ince aldım. Yani normalde bunlara ince kullanılması gerekiyor. Bir önce yaptığım daha böyle kalın zımparaydı. Ne yazıyor bu? 220C diyor. Başka bir şey yazmıyor. İnce zımpara. Şu şekilde. Şimdi bu tarafa geçelim. Hemen başlayalım. Şimdi bunlara zımpara yapacağız. Üzerlerinde işte kalkmış etmiş şeyler varsa onları zımparayla alacağız. Hani yağ kalıntısı kalmasın vesaire kalmasın. İşte fazlalık varsa alsın. Heh, bakın mesela bunları zımparalamak gerekiyor. Şimdi hiç ıslatmadan zımparayla yapacağım.
Islatırsam çünkü kurumasını beklemek gerekiyor. Ondan dolayı tozunu aldıracağım. Daha önce gözlerde yaptığım gibi. Şöyle kopartılmaz bir şey. Gazete koyacağım. Daha öncekinde karton koymuştum ama boya hemen kuruduğu için. Ve her tarafa koyacağım. Dışarıda çok rüzgar var. Vallahi bitmedi bu rüzgar. Yaparsam her taraf boya olur. Balkon boya olur ve siyah. Üstüme de eski bir şey giydim. Siyah olmayayım diye. Vallahi bilmiyorum. Şimdi şunlarla hemen ben zımpara yapayım hızlı hızlı. Ben bunları temizlemiştim hani yağ falan olmasın diye. Ocak gözlerinin videosunu üste koyarım. Nasıl yaptım ettim. Gri boya daha dolu. 3 tane ocak gözünü boyadım. Bir kere de kapattı. Hala dolu. O bayağı gider. Nasıl paspas çıkıyor. Bakın şuralardan. Böyle şeyde cesaretli olmak gerekiyor. Yani olacak mı olmayacak mı? Elbet oluyor. Yani bunlar zaten soba boyanan şeyler varmış ya boyalar. Onun bu özelleştirilmiş hali, sprey hali daha çabuk kurulur. O yüzden iyi bence. Bir haftadır her gün bu ocak çalışıyor. İşte sabah akşam sürekli hani yemek yaptım, şey yaptım. Ona rağmen hiçbir şey olmadı ocak gözlerine. Her şekilde çünkü bakıyorum ne olacak, ne bitecek. Ona göre sizlere söylüyorum. Şunu da yaptık. Buradan böyle bakın. Paspas çıktı. Şunu da biraz yapalım. Eldiven takmazsanız zımpara yaparken böyle olur elleriniz. O karalık da kolay kolay çıkmıyor. Bu da tamam herhalde. Bunları yapmama gerek var mı? Bunlarda hiçbir şey yok. Bunlarda bir şey yok. Şimdi şurada, şunların tozlarını hemen bezle aldıracağım. Üzerinde toz kalmasın diye. Direkt hani döküm oluyor ya şuralarda. Yani ben bunlarda o yüzden gösteriyorum size. O şekilde varsa bir bakarsınız sonucuna ona göre. Boyayıp boyamayacağınıza siz kendiniz karar verirsiniz. Güzelce tozlarını aldırdım. Şimdi gazeteyi serelim. Gazeteleri şuralara falan vereceğim. Gri boya çünkü buraya boyansa da belli olmadı. Ama bu siyah. Yani siyah da belli olmadı. Zaten kırçıldı da. Her ihtimalle karşı ben şöyle koyacağım. Olur da rüzgardan uçmasın bir yerlere. İki kat koyuyorum gazeteyi. Ocak kısmının oraya da koyacağım. Şunları alalım. Arada boşluk kalacak gibi koyalım. Hatta onların hepsini bir yere koyayım. Belki balkona çıkartırım hani çabuk kurusun diye. Yani onu yapmama da gerek yok da demirleri beklememek için o şekilde yapabilirim. Yani başka yere alırım. Tamamdır. Buraları korumaya aldım. 10 dakika ile 25 dakika arasında bekleme süresi var ilk böyle şeyde. Ben geçen sefer 10 dakika beklettim. Kurumuştu. Boyayı iyice çalkalıyorsunuz 3 dakika boyunca. Ben zaten çalkalamıştım. Yapısına göre, durumuna göre bir ya da iki kat uygulama yapın diyor. Hani ilk defa gelenler için söylüyorum. Bir önceki ocak gözünü izleyenler orada zaten söylemiştim bunları. Haydi başlıyoruz. 25 santimden püskürtüyoruz. Tamam. Boyadım onları bakın saniyede. Şunu da yapalım. Böyle çok arka arkaya sıktığınız zaman normal hani boyaların kokusu gibi. Orada aspiratör falan açabilirsiniz. Hani dışarıda falan yapmıyorsanız. Şunu da boyayalım. Şu yanlara falan da yapayım şöyle biraz. Şimdi bunları kurutacağız. Böyle aldım ben bunları masaya koyacağım. Bakın şu durumdalar şu an. Siyahlar gözükmüyor. Ben bunları düşünmeden götüreyim. Hızlı yapın. Aynı yere yapmayın spreyi. O zaman şey olmasın. Hani kap gibi görüntü olmasın diye. Şimdi bunları da yapalım bakalım. Bunlar en çok sorduklarınız da şu demirler. Üstler kuruyunca altları yapacağız. Bunlar ayrı. Bakayım boyanmadık bir taraf var mı? Şu an yok gibi duruyor. Sprey zaten her tarafa yetişiyor. Hani püskürtmeyle falan. Şu an kontrol ediyorum. Arkaları zaten yaptığımız zaman belli olacak. Şunlar biraz kurusunlar. Bakalım ne kaldı? Şu
şu, ama bakın bunları boyadığınız zaman ne olur? Şu izleri var ya, bu izler gider. Yani ben onu göze alarak yapacağım. Çünkü burada boyadığım zaman o iz gitti. Haberiniz olsun. Yani böyle şekilleri duruyor mu? Duruyor. Bakalım şimdi bunları bekleyelim. Sonra bunları yapalım. Şunları tezgahın diğer tarafına aldım. Diğerleri de hala aynı yerde duruyor bakın. İleride. Dokunamıyorum onlara çünkü. Bunlar kuruduğu için arkalarını boyayacağım. Baktım dokundum. Hemen kurudular zaten. Bakın. Boyanın çabuk kuruması çok güzel. Lavaboyu falan kapattım. Çünkü boya şey yapıyor. Rüzgar estiği için evin içinde de olsanız boyanıyor her taraf. Ona dikkat edin. Yani hemen ıslak bezle silin. Bakın ıslak bezle tezgahın yanını sildim. Şöyle boya. Yani boyayabiliyor. Rüzgardan ötürü o da benim. Onları da söyleyeyim de. Şimdi şunları yapalım. Onlar da kuruduğu zaman o tarafa alacağım sizi. Orayı da yapacağız. Şuna bir kat daha yapacağım. Bunlar tamam. Bu da tamam. Bir 5 dakika beklesin şu. Ara ara aspiratörü açıyorum. Koku etrafa yayılmasın diye. Yani bir de tıkamasın. Ocak gözlerinde az boyadım. Şimdi burada çok işlem yapıyorum. Ondan dolayı da aspiratörü açtım. Şunu bir kat daha yapıyorum. Yani kapandı ama tam kapansın. Tamamdır. Her tarafı boyandı bunda. Şimdi diğerlerine geçelim. Hatta bunları yine alıp diğer düğmeleri boyayayım. Şunların gelelim arka kısımlarına. Bakayım. Tamam. 10 dakikadan daha az bekliyorum galiba. Yani o şekilde. Bu tarafları da boyayalım. Gerekirse ocak demirleriniz böyle daha kötüyse bir kat yapın, bir kat daha yapın. Boya hala var. Sanıyorum her tarafını boyadım. Bir kontrol ediyorum şu yan kısımlarını. Oralarda varsa sıkıyorum. Ama yok gibi kalmadı bile. Bunlar şimdi 1 saat bu şekilde kuruyacak. 1 saat hiç dokunmayacağız bunlara. Diğer ocak gözlerinin üst kısımları da aynı şekilde 1 saat duracak. Boyanın iyice oturması için. Bakalım bunlar böyle dursun. Diğerlerini yapalım. Şunları da dediğim gibi şurada hemen gri boyayalım. Sonra hepsini 1 saat bekletip alalım. Bakın. Şu durumdalar. Yanlış boya almayayım bakayım da gri tamam. Şu çok boyadan almam lazım onları. Bunları da boyadım. Bunlar da beklesin. Bir saat böyle dediğim gibi bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi kurudu. Ben bir saati geçip bekledim. Çünkü bunları ısıtma olasılığım olmayacak plastik diye. Hani ocağı çalıştırmak için bunların iyice kuruması gerekiyordu. O yüzden hepsini ben dedim ki toplu şekilde bekleteyim. Ne kadar diyeyim size? 1,5 saat falan beklettim. Çünkü bunlardan da korkuyorum. Ocak gözlerini boyamasın diye ama iyice kurudular. Bakın yeni gibi. Ya sıkarken şey yapın. Bakın şöyle dalgalanma bırakmamak için bir anda sıkın. Benim o son püskürtme buraya geldi sanıyorum. Böyle oldu. Yani bir kat daha yaparsam düzelir. Bu da gördüğünüz gibi bu şekilde. Şuna bakın. Hiçbir şey kalmamıştı bunda. Bu da yeni gibi oldu. Ocak demirleri zaten. Onlar ayrı bir güzel oldu. Dediğim gibi sıkmaya dikkat edin. Şunları bir takayım buraya. Sizi yakına alacağım. Biraz ısıtacağız. Boyanın iyice oturması için. Bunlar da yeni gibi oldu ya. Baksanıza. Çizik çiziktiler. Yani dediğim gibi şunlar. Burada izleri belli oluyor gene. Ama siyah siyah alanlar gidiyor. İnşallah dediğim gibi tam kurumuştur. Yani baktım baktım kurumuşlar ama. Ocak demirlerini şöyle yine koyacağım. Şuralar ısınsın. Şuraları da yapabilseydim çok hoş, daha güzel olacaktı. İçime sinecekti. Ama ben hala arıyorum ve bulamıyorum. Yok. Açalım bakalım. İlk başta koku yapıyor. Onu daha önce de söyledim. Sonrasında ama hiç koku yapmıyor. Haberiniz olsun. Bir bakacağım ocak gözlerini boyayacak mı? Şu an bundan dumanlar çıkıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın beyaz beyaz oldular.
Neden öyle oldular onu düşünüyorum. Soğuyunca gidecek mi o beyazlık onu da düşünüyorum. Brie'de hiçbir şey olmamış. Niye bunda böyle oldu? Bir kapatayım bakayım. Soğuyunca ne olacak? Şu an merak ediyorum. Bakalım böyle bekleyelim. Ne hal olacak bilmiyorum. Hani silince bu beyazlık gidecek mi? Onu da bilmiyorum. Soğuyunca belki kendi gidecek. Onu da bilmiyorum. Ben her şeyi söyleyeceğim size. Hiç merak etmeyin. Şu an kara kara düşünüyorum neden bu şekildeler diye. Biraz daha mı ısıtmam gerekiyor? Onu da düşünüyorum. Yani şu an her şeyi düşünüyorum. Daha mı kurması gerekiyordu? Bilmiyorum. Bir kat daha mı yapmam gerekiyordu? Onu da bilmiyorum. Yani şu an yani dediğim gibi ben de ilk kez yaptığım için nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum şahsen. Bakalım böyle bekleyeyim ben. Ocakları tekrar açtım, ısıtıyorum çünkü tam ısıtmadığım için korktum ne olacak diye. Şuradaki üst kısımdaki baktım sildim. Nemli bezle o beyazlıklar gitti. Şimdi bakacağım yine çıkacak mı? Ona göre haber vereceğim. Ama silince çıkıyor. Şu an ben ocak gözlerinden korkuyorum. Onlar batmasın diye. Ama bu üstteki beyazlık gidiyor. Aslında onları silip tekrar bakmam gerekiyordu. Ama şey yapıyor yani ya. Buna çıkmadı bir daha. Çünkü bunun her tarafı beyazdı. Ocak demirleri de şu an sıcak. Onlar da ısınıyor şu an. Isıtmayı bitirmem gerekiyor. Ben korkudan durdum. Ama yok. Silince bir daha çıkmıyor. Şunları bir kapatayım. Bir soğusun bunlar. Ben bezle sileyim şu beyazlıkları. Sizinle de yaparım onları. Ama bir elime alacak kadar soğusun bir sileyim. Sonra bakalım tekrar bu beyazlık çıkacak mı? Ocak gözlerine baktım. Hiçbir şey olmamış. Tek korkum buydu. Buralar siyah siyah olmasın diye. Şimdi şunları şuraya alıyorum. Daha çabuk soğusun ki. Çünkü hepsi çok sıcak. Ben onları sileceğim. Bakın boya falan çıkmıyor. Ondan sonra tekrar bir bakacağım. Ona göre yapın veya yapmayın diyeceğim. Çünkü bunu sildim. Bunda da aynı şekildeydi. Sildim, beyazlıklar gitti. Bir daha çıkmadı. Şimdi şunları da denemem lazım. Ocak gözlerimde maşallah var onların. Hiçbir şey yok. Şunlar, bunlar da burada soğusun. Çünkü şu kısımlarında beyazlık oldu. Diğer kısımlarında olmadı. Oraların hepsine bakacağım. Şu an çok sıcaklar. Benim burası ısıdan hiçbir şey olmadığı için ben direkt buraya koydum. Bir havalansınlar şunlar. Ona göre ne olacak, ne bitecek bakacağız. Görüntüye bakın ama beyaz beyaz oldu. Ama çok ilginç. Neden öyle oldu onu çözemedim. Olsun ya, her şeyi görmüş olun siz de. Hani oldu, aldınız, yaptınız, böyle oldu. Mesela ben şimdi sizden saklamış olsam sileceğim onları. Size öyle göstermiş olacağım. Nereden bileceksiniz bu hale aldığını? Ben onları saklamıyorum sizden. Hiç merak etmeyin. Siz istediğiniz diye deniyorum, boyuyorum. O yüzden her şey en dürüst şekilde olmalı. Ben de onun için uğraşıyorum sizler için. Bakalım bekleyelim. Nemli bez aldım. Bu soğudu. Ya silince de çıkıyor. Çok tuhaf. Bakalım. Bir daha çıkacak mı? Onu merak ediyorum. Bunlar hala sıcak. Şöyle yapayım bakayım. Onlar da gidiyor. Neden öyle? Çok tuhaf. Boya da çıkmıyor. Bakın. Ben şunu alayım şöyle bakayım. Şöyle bir güzel yapayım. Yıkasam mı acaba ya? Boya çıkmıyor. Yok. Sıcak. Şimdi dokunamıyorum. Çıkıyor beyazlıklar. Allah Allah. Yahu. Niye korkutuyorsun beni boya? Çıktı vallahi çıktı. Yok. Eski haline geldi. Bir bakayım şimdi ısıtacağım bir daha onları ben. Yine olacak mı? Kuruma aşamasında böyle mi oluyormuş boya? Hiç öyle bir şey yazmıyordu. Vallahi çıkıyor. Yani ben ocakta korkudan yaptığımda çıktı zaten. Hani durdum bir bakayım dedim. Dokundum çıkıyor. Evet boya çıkmıyor. Demek ki böyle oluyormuş. Olsun siz de görün. Evde böyle benim gibi inmesin size. Ocak gözü üstleriniz gitti diye. Yok gitmiyor gitmiyor. Ama valla. Şuraları da sildim. Onlar da gitti. Oralarda da bir şey yok. Bakayım yok. Şurayı da aldıralım. Ay, kuru bezle de çıkıyormuş ya beyazlıklar.
şu an düşünüyorum acaba şeyle yanlasa mıydım? Bir daha koyalım. Şimdi ocak gözleri de sıcak. Bir bakalım şimdi yine beyaz olacak mı? Çok mu ısıttın diyeceğim de yo. Ne alaka? Zaten yemek pişerken yeterince ısınıyor. Yok yok ama ya. Bakalım şimdi ne olacak? Acaba çok boya yaptın hani buralara şey yaparken oralara çok boya geldi. Ondan mı öyle oldu diye düşünüyorum şu anda. Ama valla şu an her şeyi düşünüyorum. Bir bakalım beyaz olacak mı? Yok yok çıkmıyor. Biraz önce bu kadar saniyede zaten hepsi bembeyaz olmuştu. Çıkmıyor. Bakın şöyle yakına yakına alayım. Siz de rahat edin. Benim de içim rahat etsin. Biraz fazla ısıtacağım. Hani göreyim bir bakayım. İyice tam net sonucu söyleyeyim size. O beyazlığı bir kere silince kuru bezle silin ama. Kuru bezle de gidiyor çünkü. Şu ocak demirlerine kuru yaptım. Ondan sonra bir daha şu an çıkmıyor. Oldu oldu. Ay çok şey oldum ya. Anlatamam size nasıl tedirgin olduğumu. İyi ki istemişsiniz. İyi ki ben de böyle sizin karşınızda denemişim. Çünkü ocak gözlerinin üstleri de boyanıyor, ocak demirleri de boyanıyor diye söyledikleri için ben de size o şekilde bilgi vermiştim. İyi ki o beyazlığı gördüm ki siz de görün. Geçiyor. Yok. Çıkmıyor bir daha. Yapabilirsiniz. Bir soğusunlar da bakacağım yine. Sonucunu göstereceğim sizlere. O zaman da belli olur zaten. Şu an her yerinden bakıyorum onlara. Ama yok. Koku da şeydeki gibi, ocak gözlerindeki gibi aman aman öyle çok olmadı yalnız ya. Beni sadece o beyazlık tedirgin etmişti. Şu an içim rahatladı. Bakalım soğusunlar da sonucunu göstereyim size. Sanıyorum soğudular. Ay bir ara gerçekten inmeyiniyordu. Isıtma aşamasında beyazlığı gördüğüm zaman dedim ki gitti Emine, yani ocak gözleri gitti. Abi böyle sildirince o beyazlığın da gittiğini görünce dedim ki ha gitmedi kurtardım. Ama çok iyi oldu. Çünkü hani ocak gözlerinde vallahi maşallahı var onların. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Gri diye sanıyorum. Ama bunları da göstereceğim şimdi. Hiç dokunmadım. Hala burada koyduğum gibi duruyorlar. Şunlar bakayım. Bunlar soğuk. Bunları göstereyim. Buna zaten çok fazla bir şey yoktu. Bakın böyle ışığa doğru yapacağım. Boyanın yapısı güneşte baktım. Simli gibi duruyor böyle. Ama mat görünümlü. Şöyle bakın. Parlak parlak durmuyor. Mat bir boya. Ha, bu beyazlıkları hani silmiştim ya şuraya. Elinizde bile çıkıyormuş o beyazlıklar ya. Ay çok korktum. Ya şey yapılması gerekiyor. Ne yapılması gerekiyor biliyor musunuz? Ben bunları gazetenin üstüne şu şekilde koydum ya. Hani düz bir şekilde koydum. Sonradan aklıma geldi. Yani keşke yüksek bir yere koysaydım. Çünkü buralarında fazlalık boya kaldı. Büyük ihtimalle de o fazla boyalar o şekilde beyazlık yapmaya sebep oldu. Sonrasında dediğim gibi gitti. Yani yaparsanız yüksek bir yere koyun, öyle boyayın, hani gazeteyle temas etmesin. Çünkü hani bunlarda buralarında oldu. Buralarına da çok fazla püskürttüm. Neden? Buralarda hani hiç boya kalmamıştı ondan dolayı. Yani ben şu an her şeyi düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorum ki size o şekilde bilgi vereyim. Bu en beter olandı. Yani fazla geldiği zaman püskürtme aşamasında o yüzden hani uzaktan yapın ki şey olmasın. Vallahi elle de çıkıyor beyazlıklar. Boya çıkmıyor. Boya iyice oturdu. Bunlar da ısındı. Bakınız. Hani ya ma bir şey. Güzel zımpara yapın. Yani üzerinde bir şey kalmasın. Kalıntı malıntı kalırsa katman şeklinde durur. Haberiniz olsun. Bakın. Bunun öncesini koyacağım. Buraları zaten berbattı. Bu da sonrası. Yani alıp yaptığınız zaman bir şok yaşardınız. Ben videoda söyledim dedim alın yapın bilmem neydin. Hani boyanıyormuş bana da o şekilde söylediler şimdi. Ben de ilk defa denedim. Ama iyi ki istemişsiniz ki iyi ki videosunu çekmişim ki olabilecek olumsuzluğu da gördük. O sonrasında mesela onun geçtiğini de gördük. Yani çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Şu an çok rahatım. Ama bakın hiçbir şey yok. Yani beyazlamadı. Sonradan beyazlamadı. Bu zaten yoktu. Boyamaya hiçbir şey yoktu bunda. Şunlar bakın arkası pas içindeydi. Şu şekilde. Yıkayınca da çıkar bunlar. Yani elde de o beyazlıklar gidiyor ya ben anlamadım. Valla bakınız. El izim de kalıyor. Bakın. Evet. Fazla boya var. Siz yaparsanız yükseğe koyun.
o fazlalık aksın. Benim kalmış burada. Yani benim tek hatam o oldu. Olsun. Hatamı görün, siz yapmayın. Bu zaten dediğim gibi berbattı. Diğerleri de böyle. Ya güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Yani 2 saat böyle terlemek bilmem neydense bu şekilde güzel oldu. Olumsuzluğunu da gördük. Ama sonradan olumluya çevirdik onu. O da oldu. Vallahi bu ocağa soranlar var. Boyanır mı diye. Yani ankastre değil de hani normal böyle eski tip ocaklar. Bunlar mesela bazıları paslanıyor, şey yapıyor. O tarzları boyayabilirsiniz ama ankastrenin yapısını bozar büyük ihtimalle. Çünkü mat bir yapı. Bu parlak bir yapı. O oraya büyük ihtimalle olmaz. Onu deneyemem. Gerçekten onu istemeyin. Onu yapmam. Çünkü ankastre tamamen özelliğini bozmuş olurum. Bazen cesaretli olmak gerekiyor. Düşündüğünüz zaman yapılınca olumsuzluğu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani sizleri de düşünmek gerekiyor. Çünkü alıyorsunuz, yapıyorsunuz, zarar görüyor eşyanız vesaire. Onunla ilgili her şeyi görmüş oldunuz. Ben bunları gerçekten saklamam. Ben orada videoyu kapatırdım. O beyazlığı görmezdiniz. Bu son haliyle size gösterirdim. Sonra size de böyle inmeylerdi. Ben onu yapmam ama. İçiniz her zaman benim açımdan rahat olsun. Ocak düğmeleri, onları göstermedim sanırım. Bakın. Ocak düğmeleri gayet iyi. Yani bunları ısıtmadık ama buna hiçbir şey olmaz. Bunlar gayet iyi bir şekilde kurudu. Parlak parlak duruyorlar. Onları da öyle göstermiş olayım. Ocağımın her parçasını yenilemiş oldum. Yani ben ocak gözleri için sadece bu işlemi yaptım. İsteyenler için her parçasını boyadım. Yani normalde ben sadece şunları boyayacaktım. Bunlar pas oldu diye. Çünkü gözümü bunlar çok rahatsız ediyordu. Demirleri falan boyamayacaktım. İsteyenler için demirleri de boyadım. Her bir şeyini boyadım. Sadece dediğim gibi o iç kısımlar kaldı. Onları da açamıyorum. Açamadığım için kaldı. Onları açtığım zaman yani onların videosunu çekmem. Boyanıyor oralar. Gri'de zaten bir problem yok boyada. Temiz temiz ocağın bütün malzemeleri oldu. Boyalar da bu gri hala çok var. Bundan bakın çok boyadım. 2 demir boyadım. 3 tane üst gözünü boyadım ve bunu boyadım. Arkalı önlü boyadım. Bundan da hala var. Yani çok değinecek kadar değil. Yani ne kadar diyeyim size, hani yarısını kullanmışım gibi düşünün. Yani bayağı boyuyor bu boyalar. Onu da bilgisini vereyim. Anlatabildiğim kadar her şeyi anlatayım size. Yapıp yapmamaya dediğim gibi siz karar verin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.